الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال وكما قال Kıymetli müminler, hutbemizin mevzuu kurbandır. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Tirmizi'de geçen bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır. Ademoğlu kurban bayramı günü Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmamıştır. Şüphesiz ki kesilen kurban kıyamet günü boynuzları ve kıllarıyla gelir. Hiç şüphesiz ki kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında kabul olur. Kardeşlerim, Allah katında kabul olunan bir kurban için bilmemiz ve yapmamız gereken bir takım ameller vardır. Bunları arz etmeye gayret edeceğim. Kardeşlerim, öncelikle şunu bilmeliyiz. Kurban et ve kandan ibaret değildir. Kurbanı et merkezli düşünmek ayete aykırıdır. Rabbimiz Hac Sure-i Celilesinin 37. ayet-i kerimesinde şöyle buyurdu. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Kestiklerinizin etleri, kanları Allah'a ulaşmaz. Yani Allah'ımız şöyle diyor. Kaç tane kurban kestiğinize Allah bakmaz. Kurbanınızın kilosuna, etinizin kalitesine, akıttığınız kana Allah bakmaz. Neden? Çünkü Allah ganidir, zengindir, samettir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Onu da seni de zaten Allah verdi, sen de o da Allah'ın mülküsünüz. Peki Allah neye bakar? وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ O kurbanı keserken kalbinizde taşıdığınız niyete, samimiyete, sadakate bakar. Allah'ımız bu ayeti kerime ile kardeşlerim dikkatlerimizi maddeden manaya çekiyor. Yani sayıdan, kilodan, etten, kandan takvaya, ihlasa, iffete çekiyor dikkatlerimizi Rabbimiz. Peki bunu burada bırakıyoruz. Şimdi bir soru soruyoruz kendimize. Niçin kurban kesmeliyim ben? Muhterem kardeşlerimiz, niçin kurban kesiyoruz? Allah'a yakınlaşmak için. Kurbanın kelime manası kurbiyettir. Allah'a yakınlık kurmaktır. Peki bu yakınlaşma nasıl olacak? Öncelikle niyetimizi düzelterek olacak. Kardeşlerim, kurban almaya niyet ettiğimiz andan kesim işlemi ve dağıtım işlemi bitinceye kadar aklımızda ve kalbimizde sadece Allah'ın rızası olacak. Kurbanın eti değil, kurbanın kilosu değil, yiyeceğimiz kavurma değil, çekeceğimiz zahmet değil, vereceğimiz para değil. Yani sadece Allah'ın rızası olacak kalbimizde ve aklımızda. Dilimizde de şu dua olacak. Ya Rabbi, sahip olduğun bütün nimetlerin sahibi sensin ya Rabbi. Mal senin, mülk senin, kul senin, kurban senin. Sen al dedin, aldım. Kes dedin, kestim. Ver dedin, verdim. Ya Rabbi, şimdi de bunun kabulünü senden niyaz ediyorum ya Rabbi. Senden olan bu nimeti sana arz ettim. Bu arziyetimi, bu acziyetimi, bu kurbanımı kabul buyur ya Rabbi. İşte velakin yenaluhu takva bu demek. Sizin takvanız. İşte bu samimi niyetimiz bizi Allah'a yaklaştıracak. Peki hocam nasıl yaklaşacağız Allah'a? Onu bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var. Böyle yaparsak Allah'a yaklaşacağız. Bunu böyle bileceğiz. Başka Kur'an'da bazı şeyleri de hatırlayacağız. Her Müslümanın kurbanda hatırlaması gereken bazı hatıralar vardır. Mesela Hazreti İbrahim'i hatırlayacağız. Hazreti İbrahim aleyhisselam
oğlunu Allah'a kurban ederkenki samimiyetini hatırlayacağız. Bakınız kardeşlerim, İbrahim Aleyhisselam Allah'tan evlat bekliyor. Peygamber olmasına rağmen bir insandı. Ciğeri evlat hasretiyle yanıyor. Allah kaç sene sonra evlat veriyor ona? 90 sene sonra. Allah sana bana 9 ay sonra verdi. Ona 90 sene sonra verdi. Ve verdiği ilk çocuğunu kurban etmesini istedi. Hazreti İbrahim'in 10 tane çocuğu yoktu. 10 yıldır baba değildi. 90 yıldır babalık bekliyordu. Ve 90 yıl sonra Allah bir çocuk verdi. Ve ilk çocuğunu keseceksin dedi Allah ona. Ve teslim oldu Rabbine. İşte bunu hatırlamaktır. Yine o gün çocuk olan Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın kurban edilişindeki teslimiyeti hatırlamaktır. Babası ona dedi ki: "Ya buneyye inni ara fil menami enni ezbahuke fenzur maza tara." Yavrucuğum dedi, ben seni kestiğimi görüyorum. Yani seni keseceğim, seni Allah'a kurban edeceğim. Ya bakın, Allah için size bir şey söyleyeyim. Allah Hazreti İbrahim'e dedi, oğlunu keseceksin. Teslim oldu, kabul etti. Sana bana kurban keseceksin diyor, bahaneler uyduruyoruz. Pahalıdır, imkanım yok, ekonomik kriz var. Ya ab, çocuğunu kesmiş ya, çocuğunu bıçağı dayamış boynuna. O çocuğa soruyor. Çocuğu ne diyor? Diyor ki, ya ebetif alma tu'mer seteciduni inşallahü minas sabirin. Baba diyor, sana emredileni yap baba diyor. Beni sabredenlerden bulacaksın inşallah diyor. Sabrediyorum, hadi gidelim beni kes diyor. İşte bunu hatırlamaktır. Ve baba oğlun bu zorlu imtihandan sonra Allahu Zülcelal'in kendilerine teslim olan bu kullarına yaptığı mükafatı hatırlamaktır. Kurban, keseceğimiz hayvanların etine kanına Allah'ın muhtaç olmadığını hatırlayacağımız bir gündür. Yine en önemlisi, kurban Allah'tan geldiğimizi, sahip olduğumuz her şeyin Allah'a ait olduğunu ve bizim yeniden Allah'a döneceğimizi hatırlamaktır kardeşlerim. Allah için bu niyetle, bu şuurla kurbanlarımızı alalım, kurbanlarımızı keselim, kurbanlarımızı Allah için dağıtalım kardeşlerim. Allahu Zülcelal şimdiden kurbanlarımızı kendine yakınlığa, kendi cennetine, kendi rızasına varmaya vesile eylesin. Bize bu imanı, bu şuuru, bu salih ve sadık niyeti kerem eylesin. Amin.